Türkiye toplumu barış istiyor. Kürtler barış istiyor. Türkiye'nin batısı barış istiyor. Partimiz barış için gece gündüz yollarda ama maalesef ki halen şu saatlerde bile Türkiye'nin birçok yerinde parti binalarımız yakılıyor, yıkılıyor. Polis eşliğinde yağmalanıyor. Ve bunları hükümet teşvik ediyor, tahrik ediyor ya da önünü açıyor. İşte Cizre'de çocuklar katlediliyor, bebekler öldürülüyor. Define edilmesine izin verilmiyor. Ben Sayın Davutoğlu'na şunu hatırlatmak istiyorum. Bir defa siz çocuk katili bir başbakan olarak tarihe geçmiş durumdasınız. Çocukların defnedilmesine izin vermeyen başbakan olarak tarihe geçmiş durumdasınız. Bizim insanlarımız artık huzur içerisinde özgürce yaşamak istiyor. Bunu anlamak zor mu? İnsanlar senin koltuğun için ölmek zorunda mı? İnsanlar sizin saltanatınız için ölmek zorunda mı? Evlatlarımızı feda edeceğiz diyorsunuz. Her birinizin evladı ya bedelli yapmış ya çürük raporu almış. Ankara'dan öyle işkembeden sallamak kolay tabii. Yoksul halk çocuklarını cepheye sürecekler. Kendi evlatları lüks içerisinde. Böyle bir şey olabilir mi? Toplum barış istiyor. Herkes barışa hazır. Ve barış noktasında çok iyi bir aşamaya gelmişken niye müzakere masası devrildi? Neden bu görüşmeler bitti? Bunların hepsinin hükümet tarafından açıklanması lazım. Bütün kardeşlerim şundan emin olsun. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bütün bu çirkinliklerini lütfen sineye çekin. Kardeşliğinizi bozmayın. Kürt, Türk birbirinize sarılın. Bütün bu tahriklere karşı en faydalı ilaç barış söylemidir. Elbette ki barış kazanacak. Bütün Türkiye buna inansın. Kürdüyle, Türküyle buna inansın. Özgürlük kazanacak, barış kazanacak. Bundan emin olsun.